8 galibiyetinin 3 tanesini knockout'ta yaptı Charlie Edwards. Şu anda ekranlardaki boksör. Rakibi John Riel Casimero. Sinek siklette. Önemli bir isim. Ve şampiyon olarak ringe giriyor. İşte Casimero. ...22 galibiyet... ...3 mağlubiyeti var... ...bir kez knockout oldu... ...next siklet... ...çok hareketli boksörlerin bulunduğu bir siklet... ...Roman Gonzalez... ...bu sikletin efendisi durumunda bulunur... ...John Riel Casimero... ...Juan Estrada... Juan Francisco Estrada, bu isimler tabii ki çok önemli isimler. Juan Francisco Estrada, Roman Gonzalez, Cuadros, çok önemli isimler. Ladies and gentlemen, Eddie Hearn's Matchroom Boxing and Tom Loeffler's K2 Promotions in association with Triple G Promotions and sponsored by Cessna Bank Expo 2017. Capital Holding, JD Sports, StubHub, Dafabet, and WeBuyAnyHouse.com are very proud to bring you 12 rounds for the IBF Flyweight Championship of the World. Eğer bir knockout'la bitmezse, 12 round'luk bir mücadele bu. The International Boxing Federation, President Darrell Peoples. Our supervisor is Anibal Miramontes. And from the British Boxing Border Control, our steward in charge is the President, Mr. Charles Giles. At ringside, our judges scoring from Masa England, Michael Alexander. Michael Alexander, İngiltere adına, Glenn Hamada, Amerika Birleşik Devletleri ve Pap Tasan da Filipin adına. On the bell, our timekeeper Bob Edgeworth. And when the bell rings, referee İngiliz, in charge from bir Filipinli, England, Mr. Steve Hakem, Gray. Dikkatinizi çekmiş olmalı, iki boksörün memleketleri bunlar. Time to meet the boxers in the red corner, wearing the white shorts with green and gold. At the weigh-in, he scaled 7 stone 13 pounds. A perfect record, 8 contests, 8 wins, 3 wins inside the distance. The reigning English and WBC International Silver Champion. Tonight he is the challenger from Epsom, Surrey, England, the undefeated Charlie Edwards. And across the ring stands the champion, wearing blue and white shorts, also on the scale, 7 stone 13 pounds. 22 galibiyet, 3 mağlubiyet. Az önce Charlie Edwards gördünüz, yenilgisiz. Only 3 defeats. He is the former IBF light flyweight world champion. He is the reigning and defending IBF flyweight champion of the world. From Ormoc City, Philippines, it's Cuadro Alas, John Riel Casimero. Fatih Keleş de gelecek hafta. Trabzonlu boksör Miroslav Serban'la ringe çıkacak. Almanya'da Fırat Arslan'ın bulunduğu gecede. Fatih Keleş Avrupa şampiyonu boksör. Amatörde profesyonel kariyerine başladı. 4 maç 4 galibiyeti var. Rakibi Miroslav Serban. 4 galibiyet 1 mağlubiyet. Çok tek bir maç olacak. Rakip Çek. Fatih Keleş bakalım. Profesyonel kariyerinde daha yeni başladı. Neler yapacak hep birlikte göreceğiz. Birinci round. Sol direk. İki boksör de düz gard sevgili izleyiciler. 26 yaşındaki Casimero,
23 yaşındaki Charlie Edwards. Casimero acele etmiyor. Filipinli boksör. Filipinli deyince akla Pac-Man Manny Pacquiao gelir. Onun da 5 Kasım'da ringe çıkacağı açıklandı. 8 ayrı siklette dünya şampiyonluğu yaşayan Manny Pacquiao'nun maç tarihi de açıklanmış oldu. Buradan sizlere aktarmak istiyorum. Tabi tarihi açıklandı. Rakibi de belli. WBO'da yarı orta siklette dünya şampiyonluk maçı rakibi Jesse Vargas. Jesse Vargas Saddam Ali'yi yenmişti. Timothy Bradley'yi yenmiş. Yenememişti. Timothy Bradley onu yendi. Puanla sonra Saddam Ali kemer boşa çıktı. Saddam Ali ile karşılaştı ve Jesse Vargas yeni şampiyon oldu. Saddam Ali gibi çok önemli bir ismi. 22 maçta 22 galibiyeti bulunan Saddam Ali'yi knockout'la mağlup etmişti Jesse Vargas. Şimdi Pac-Man'e rakip oluyor. Ne zaman? 5 Kasım'da. 5 Kasım'da Avni Yıldırım'ın da maçı var. Soldrenk. Boşluğundan yakaladı rakibi Casimero. Sadrek. Çok genç bir isim. Yani 23 yaşında gibi bir görüntüsü de yok aslında. Charlie Edwards'ın 17-18 yaşlarında ergenliği yeni bitirmiş genç bir isim gibi yüz hatları. Charlie Edwards'ın 23 yaşında. Sol direkten. Steve Gray mücadelenin hakemi sevgili izleyiciler. Maç rolantıyla başladı diyebiliriz. İki boksör de birbirlerini tartmaya ve tanımaya çalışıyorlar. Haftaya Polonya Almanya dönüşümlü 17 Eylül Cumartesi. Murat Arslan, Nuri Seferi, Glowacki, Usyk karşılaşmaları biri Polonya'da biri Almanya'da. Danny mücadelenin Edwards tarafındaki antrenörü. İkinci round. Soldrenk. Yumruk kombinasyonu girişimi. Charlie Edwards mesafeli duruyor. Bakın 1,5-2 metreye yakın bir mesafeden rakibin üzerine gitmeye çalışıyor. O distans farkını kapatmak konusunda biraz sıkıntılar yaşıyor. Henüz 9. karşılaşması profesyonel kariyerinde. Charlie Edwards'ın rakibi çok daha tecrübeli ve bir dünya şampiyonu olarak geldi İngiltere'ye. Londra'ya. Şimdi bakın burada çok sert bir mücadele sergilendi. Bir kez Almanya'da, diğer tüm karşılaşmalarını Charlie Edwards İngiltere'de yaptı. Casimero kariyerinde bugüne kadar İngiltere'de hiç maça çıkmamıştı. Bu bir ilk. Panama'da, Meksika'da, Filipinler'de, Tayland'da, Çin'de
Nikaragua'da maçlar yaptı. Hatta Arjantin'de ringe çıktı. Ama ilk kez İngiltere'de boy gösteriyor John Riel Casimiro. Bu sikletin IBF'teki dünya şampiyonu. Foldrek. Foldrek denemeleri devam ediyor. Uzaktan boks tarzı sürüyor. Sağ mükemmel, çok hızlı vurdu. Filipinli boksör uzun çoraplarıyla da dikkat çekiyor. Galiba külotlu çorap. Ta yukarı kadar gidiyor baksanıza. Sol direk. Direkt yolladı. Sol direkt bir tane daha. Sol koşe. Sol direkt denemeleri midesine doğru. Charlie Edwards'tan. Epson da dünyaya geldi. Düzeltiyorum, Sutton da dünyaya geldi. Epson da hayatını sürdürüyor Charlie Edwards. %38 knockout oranı var ekranlardaki Charlie Edwards'ın. %56 Casimiro'nun knockout oranı. 8 maç olmasına rağmen 51 roundluk bir tecrübeye sahip Charlie Edwards ekranlardaki boksör. Casimiro şu ana kadar 158 roundu geride bıraktı. Bu karşılaşma hariç. Let's see that. I'm trying to touch the body, right hand over the top. When you come, you've got to come back, back out tight. Yeah. As it goes on, he's going to be slowing. You're going to be getting faster and better and stronger. Jabs the kick to this fight. Use that brain. Second round, round three. Round three. Eldivene isabet ediyor. Casimiro 1.65 boyunda. 1.63 boyunda Casimiro. 1.68 boyunda Edwards. Kaç kiloda mücadele olduğunu da söyleyeyim sizlere. 50.3. İki boksörün de verdikleri tartım bu. Snack sikletin maksimumu 50.8. 500'er gram daha hafif geldiler maksimum kilodan. Rahat bir tartım verdi iki boksör de. Sağ kroşe. Sol kroşe. Karşılıklı bu yumruklar. Kroşe tutturamadı ama aparkat fena değildi. Sol direkler aynı anda. Bakın çok sert yumruklara başvuruyor şimdi şampiyon. Sol direklere yakalanmadı. Aparkat sol direk bakın tutmuyor. Bu kadar uzak mesafeden bunu başarması zaten çok güç. Rakibi ok gibi saplanamıyor bir türlü. Best.
Sol direkler. İngiliz boksör Filipinli'yi hem yanına çekemiyor hem de yanına gidemiyor. Sol direkler devam etti İngiliz boksörden. Filipinli üzerine sert gitti ama süre yetmedi, round bitti. 26 yaşındaki Filipinli boksör. Haftaya büyük maçlar var yine. Türkiye ekran başına. Yer Almanya Stuttgart. Zonguldaklı eski dünya şampiyonu boksörümüz Fırat Arslan 91 kiloda WBO Avrupa şampiyonluk maçına çıkıyor. Rakibi eski şampiyon Arnavutların yıldız boksörü Nuri Seferi. İkinci durak Polonya. 91 kiloda WBO dünya şampiyonluk maçında iki süperstar şampiyon karşı karşıya. Bir tarafta yenilgisiz olimpiyat şampiyonu Ukraynalı Oleksandr Usyk, diğer tarafta 26 maçta 26 galibiyette rakip tanımaz Polonyalı Krzysztof Głowacki. Gelecek hafta 17 Eylül Cumartesi akşamı 23.30'dan itibaren canlı yayınla görüşümlü olarak Almanya-Polonya şampiyonluk geceleri sadece NTV Spor'da. Dördüncü round. IBF'te Snack Siklet'te 50.8 kiloya tekabül eden İngiliz ağırlık ölçü birimine göre 112 pound'a tekabül eden bu kilo Avrupa ölçü birimine göre 50.8'e geliyor. İki boksör de tartımlarını 50.3 şeklinde verdiler. Kolay bir tartım oldu onlar için. Çok hareketli olmuyor bu sikletlerde. Roman Gonzalez bu siklette çok büyük bir süperstar. Floyd Mayweather'ın o rekoruna en çok yaklaşan isimlerin başında şu anda 45 maç 45 galibiyeti bulunan Roman Gonzalez. Quadros'la maçı var bu hafta. Aparkat arka arka iki tane ve şimdi maç alevlenmeye başladı gibi dördüncü roundda. Şimdi bir aparkat arkasından yumruklar sert şekilde devam ediyor. Filipinli boksör İngiliz'i yakaladı gibi. Tecrübesiyle aslında ezmesi lazım. Şu ana kadar bunu göstermedi. Ağırlığını koysa maça ciddi pozisyonlar yaratabilir. Acele etmiyor Casimiro. Sol direkt geldi İngiliz'den. Sağ kroşe. Sol direkt. Aparkat, sağ kroşe. Dördüncü round. Karşılaşmanın şu ana kadarki en iyi roundu diyebilirim. Sol direkt. Sol kaşında bir açılma var. Filipinli boksör Casimiro'nun. Ve bu arada sevgili izleyiciler, Dilden sonra biraz tansiyon yükseldi. İşte bakın burada aparkat ciddi anlamda sersemletti. Charlie Edwards orada bir sersemledi. Sonrasında
toparladı kendisini. Hakem uyarılarda bulunuyor, zil sesini dinle diye. Zilden sonra hareket etme diye. Çünkü ikinci kez yaptı bunu Filipinli boksör Casimero. Sol direkler. Sağ kroşe. Aparkat sol direk. Sol direkt, sağ kroşe, sol aparkat. Bakın mükemmel bir sağ kroşe daha geldi. Filipinli Casimero'dan, İngiliz'de aradan bir tane yerleştirdi. Sol direkt. Eğilerek midesine uzanmaya çalıştı Charlie Edwards, İngiliz boksör. Wow, bakın bu iyiydi. İşte fena değildi bu yumruk. Sol direk. Yaklaştığı zaman Casimero çok etkili oluyor. Uzakta kaldığında da sonuca giden yumruklara. Sonuca giden yumrukları bir türlü bulamıyor Charlie Edwards. Sol direk. Sol direkler, bakın yakın mesafeden şimdi bunlar iyi. Sağ kroşe İngiliz boksörden. Kaşındaki açılma ne kadar problem yaratacak? Bu tabi konuşuluyor. I can see it from here. Jab, jab the body. Get your own right hand going now. You shook him with that right hand now. But don't go again. When you hit, step back out again. Yeah, yeah. The back hand's definitely different all the time. The back hand's on now. Yeah, and the one off the middle. You've got to let it go. Yeah? Just time it. How you feel? Keep your shape. We're doing what you're doing. Boxing. Keep your shape. Square on sometimes. We'll keep your shape as well. But jab, feints, put him under pressure. He's feeling it. I'm telling you, he is. Okay, now for you. Antrenörün önünde az önce söylediklerime adeta nazire yaparcasına yakın mesafeye girme, mesafeyle ilgili sıkıntısının olduğunu anlatıyor. O mesafe ayarlamasıyla ilgili problemi var. Altıncı round. Bu arada havlu üzerinde kalmış. İnanılır gibi bir görüntü değildi. Dişlikleri kontrol etti, devam ediyorlar. John Riel Casimero. Filipin'de doğdu, Filipinler'de yaşıyor.
kontra yumruklara da dikkat etmesi gerektiğiyle ilgili ikazları var. Kendisinin de kontraya çıkarken planını anlattı orada antrenörü. Bakın biraz daha yakın mesafeye giriyor. Rakibin uzanma mesafesinin dışında durmak tabii ki önemli. Şampiyon olarak geldi. Şampiyon olarak dönmek istiyor. Casimiro buna izin vermemek için Edwards'ın planları var. Sol direkler. Karşılaşmada şu anda tabii kim önde kim geride. Casimiro'nun ben önde olduğunu düşünüyorum açıkçası. Sağ kroşe, sol direk geldi İngiliz boksörden. Sağ direk. Golovkin'le Cal Brook arasında yapılan mücadelede Golovkin 301 yumruk atmış. Brook 261. Golovkin 301 yumruğun 133'ünü isabet ettirmiş. Cal Brook 261 yumruğun 85 tanesini. 5 round'un bilançosu bu. İlk round programımız cuma akşamı olacak. Orada her şeyi konuşacağız zaten. Sol direk midesine Charlie Edwards'tan. Yani karşılaşma 12 round sürseymiş ciddi bir yumruk oranı olacaktı. 17 Eylül Cumartesi çok önemli. This is what we've been talking about in the gym. Everything what we're doing, this is not new to us. What we're doing here now is what we've been working on. Now he's getting desperate. You've got to invite him in with that half a step. Türkiye ekran başına. Yer Almanya Stuttgart. Zonguldaklı eski dünya şampiyonu boksörümüz Fırat Arslan 91 kiloda WBO Avrupa şampiyonluk maçına çıkıyor. Rakibi eski şampiyon Arnavutların yıldız boksörü Nuri Seferi. İkinci durak Polonya. 91 kiloda WBO dünya şampiyonluk maçında iki süperstar şampiyon karşı karşıya. Bir tarafta yenilgisiz olimpiyat şampiyonu Ukraynalı Oleksandr Usyk. Diğer tarafta 26 maçta 26 galibiyetle rakip tanımaz Polonyalı Krzysztof Głowacki. It's over! Głowacki with the amazing 11th round knockout. Gelecek hafta 17 Eylül Cumartesi akşamı 23.30'dan itibaren canlı yayınla görüşümlü olarak Almanya-Polonya şampiyonluk geceleri sadece NTV Spor'da. Round 7. 7. round. Bir arkadaşımız bu karşılaşma için taraf tuttuğumu yazmış da kimin tarafını tutabilirim ki, ikisini de hayatımda hiç görmedim. Sol direk. Sağ kroşe çok sert. Filipinli boksör çok fena bir sağ kroşe vurdu. Açıkçası İngiliz Charlie Edwards 9. karşılaşmasında SOS vermeye başladı. Çok kuvvetli bir rakip var karşısında. Şu ana kadar round aldı mı almadı mı bu tartışılmalı. Sol direk. Sağ kroşe. 23 yaşındaki Edwards, Charlie Edwards
26 yaşındaki Casimiro. Şampiyon Casimiro şu anda ringe şampiyon olarak geldi. Mideye sol direk. Casimiro temposunu arttırdığı anda, vites yükselttiğinde kendi kimliğine bürünebiliyor. İngiltere'de heyecanlar tabii ki bu haftayla sınırlı değil. 24 Eylül tarihinde de, sadece 17 Eylül değil, 24 Eylül'ü de tanıtmak isterim sizlere. Belaltı bir vuruş var bu arada. Aparkat geliyor. Bir tane daha geldi. 7. roundda Casimiro fena bir baskı kurdu. Edwards sarılarak tutunabildi ayakta. İngiltere'de büyük bir deplasmanda Casimiro sazı elinde bulunduruyor, tutuyor. Onu söyleyebiliriz. Sazı elini aldı ve bırakmadı bir türlü. 24 Eylül'de bakın o kadar önemli bir karşılaşma ki, Anthony Kroll'la Jorge Linares karşı karşıya gelecek. Jorge Linares WBC'nin dünya şampiyonu. Eski dünya şampiyonu. Anthony Kroll'la WBA'in dünya şampiyonu. İngiltere'de olmazsa olmaz bir heyecan sizi bekliyor. 24 Eylül'de de İngiltere'de olacak. Boks heyecanı, Matchroom geceleri boksta gerçekten sürükleyici. Manchester'da olacak o maç, Londra'da değil. Onun altını önemli çizmek istiyorum. WBA dünya şampiyonluğu hafif siklette. ...61.2 kiloya geliyor. Çok hareketli bir maç olacak. Floyd Mayweather'ın takibinde olan bir gece. John Real Casimiro, Charlie Edwards karşılaşmasında yeni bir round yine Casimiro'nun sert yumruklarıyla başladı. Sarılma diyor hakem. Boşluğuna attığı yumruklar. Sol köşeden kaçtı Charlie Edwards. Sol direk tekrar isabetli. Sekizinci roundda Casimiro üzerine gelen rakibi biraz bekliyor, ondan sonra harekete geçiyor. Sağ kroşe süper, müthiş bir sol kroşeyle tamamlıyor. Aparkat tutmadı, ikincisi de aynı şekilde. Aparkat
boşluğunda şimdi biraz çalıştı. Yine sol direk. Charlie Edwards. Casimiro'ya rakip olur diye koydular karşısına. Eğer maçı nakavt olmadan bitirirse onun için iyi bir deneyim olmuş olacak. Maçı puanla kazanması bir mucize gibi. Sekizinci roundu da bitiriyoruz. How are you feeling? Talk to me. Yeah, you're okay. In forward. Okay, you've just got to stick to the boxing now, yeah? Yeah. All the time. Jab, move, step out, left hand tight. And you've got to start at your own right hand going now as well. Every time you're moving out now, you've got to get the left hand back to your chin. Right hand up the middle yourself. Uppercut, look for it. When he comes, he's on. Uppercut, left hook and move. Okay. Everything up behind that jab again, okay? 12 minutes, we've got 12 minutes. How are you feeling? All right. Okay. 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 What? Yeah, both sides, but I'm okay, yeah? Okay. Let's show me a bit of balls now. Let's show me what you've got, yeah? Okay, we said you're gonna have the moments like this. It's gonna get, you know, it's gonna get like this sometimes. You've got to dig deep now and show me what you've got. I wanna see you switch on. 12 sürekli sol direk yiyip duruyorsun. Aparkat vurmayı dene. Neler yapabileceğini bana bu roundda göster de görelim gibisinden bir açıklamalar antrenöründen. Bence kroşelere de dikkat etmesi lazım daha çok. Rakibin vurduğu her aparkat Charlie Edwards'ı biraz şekerleme yapmasına sebep oldu. Ama bu derin uykuya geçmemesi için antrenöründen uyarılardı bunlar. Midesine uzanmaya çalışıyor tekrar. Bir gardını kapatıyor. Bakın sağ kroşe geldi şimdi. Sürekli yön değiştiriyor. Yakalanmamak için rakibine. Steve Gray maçı hakemi ayırdı. Sol direk. Sol direk yine. Casimiro peşinde. Sol koşa çok sert. Bakın dikkatinizi çekmek istiyorum. 9. rounda kadar geldik. Karşılaşmanın ilk 4. roundu zaten ne olduğu belli değildi. Ama 4. rounddan sonra 4 dahil buna. 4'ün yarısı son dilimi dahil. Casimiro'nun ne kadar yetenekli, ne kadar güçlü bir boksör olduğunu burada görmüş olduk. Değerli izleyiciler. Arka arkaya yumruklar. Kardına rakibinin. Sol koşa yüzünü sıyırıyor. Evet, arkadaşlarımız hazırlamışlar. Golovkin'in knockout görüntüsüyle bitireceğiz geceyi bu karşılaşmanın sonunda. Sağ kroşe. Sol kroşe tekrar. Casimiro yakaladı yine. Elini kaptırdı ama. Sayılıyor. Hakem step back, step back diyor. Geri adım atın diyor. Sonra devam edince de Casimiro'ya kızıyor.
stop demesi lazım boksörün durması için. Bu boksun kuralıdır. Break dediği zaman bir adım geriye gider, devam eder. Kural budur. Switched on all the time. Jab, let me see that right hand now underneath. One, two, jab, right hand underneath. Step back out, left hand's got to be tight all the time. Tabii ki Stuart Hall ile Lee Haskins arasındaki mücadelenin sonucuyla alakalı çok tartışmalar var. Şu anda Instagram'da bakıyorum da. Haksız sayılmaz seyircilerimiz. O karşılaşmada maksimum beraberlik olurdu bence. Yani Lee Haskins'in hele bir hakem 117-111 vermiş. Akıl alır gibi değil. Açık ara kazandığını göstermiş. Benim şahsi fikrim karşılaşmada çok denk bir mücadele olmuştu. 115-113 sonucu belki kabul edilebilir. Hatta ve hatta Stuart Hall'ün maçı kazandığına dair yorumları da ben haksız saymıyorum. İlk round programında bunları tartışmaya tabii ki açacağız. Onuncu round başladı. Wow, mükemmel bir sağ kroşe geldi. İngiliz boksör çok fena yakaladı orada Casimiro'yu, şampiyon boksörü. Bir lucky punch her şeyi değiştirebilirdi. Bakın bu ona çok güzel bir örnek. Şanslı yumruk anlamında. Şimdi Casimiro bastırıyor. Casimiro sol kroşesi boşa gitti. Eskimle kaçtı o bölgeden. Charlie Edwards. Sol kroşe Charlie Edwards'tan yine. 10. rounda sıkı maç oluyor. Karaciğerine bir darbe. Hissettirmedi bunu Charlie Edwards. Sağ kroşe geldi. Tam kulak dibine. Aparkat tutmadı. Ve bir sol kroşe. İnanılmaz bir sol kroşe. Ve İngiliz boksör ayağa kalkamıyor. Fena yıktı. Bana doğru yürü diyor hakem. Bitirecek neredeyse. Herkes bitir diyor. Bakın seyirciler. Casimiro, acımasız bir adam, işte bakın knockout. Dünya şampiyonluk unvanını korumaya devam ediyor. Perşembenin girişi çarşambadan belli olur derler. Muazzam bir knockout. İlk yenilgisini alıyor Charlie Edwards 9. maçında. Tommy Martin de oradaydı bakın. Büyük bir dram yaşanıyor. Charlie Edwards'ın köşesinde doktorlar şu anda kontrol yapıyor ona. Tekrar izlemek lazım. İnanılmaz bir sol kroşe. İşte bakın bu sol kroşe. Sonun başlangıcıydı. Gerçekten de indirici yumruk bu olsa gerek. Sol kroşeyle yatırdı. Hakem burada teknik knockout bile verebilirdi. Sonrasında aparkatla başlayan ve yumruk kombinasyonlarıyla devam eden o atak hakem tarafından kesildi. Bakın aparkat gelecek burada. İşte bakın bam, sol aparkat, sağ kroşe. Bir sağ kroşe daha gelirken hakem araya giriyor. Steve Gray Casimiro'nun şampiyonluğu koruduğuna kanaat getiriyor.
Roman González Cuadros arasında yapılacak karşılaşmanın galibiyle ne kadar da mükemmel bir kemer birleştirme olur. Çok fazla aparkat yedi Charlie Edwards. Ama bir sol koşuyla yattı. Sonu yine aparkatla hazırlandı. 23 yaşındaki genç boksör. Bakın Tommy Martin ringde. Havlu omuzundaydı. John Manhibert'a kaybetmişti o da. As he does so, please, your appreciation for both boxers in the ring. The end comes, ladies and gentlemen, at 1 minute 57 seconds of round number 10. Referee Steve Gray stops the contest. In his opinion, Charlie Edwards in no position to continue. The winner, and still the IBF flyweight champion of the world, John Riel gets a Şampiyonluk unvanını Sinek Siklet'te IBF'te koruyor Casimero sevgili izleyiciler. Londra'da